Star Wars Outlaws. İlk açık dünya Star Wars oyunu. Harika görseller, farklı gezegenler, ikonik mekanlar ve yeraltı dünyasından bir haydutu, kanun kaçağını oynama fırsatı. Kendi Han Solo'muz olacağız yani. Peki oyunu yapan kim? Ubisoft. Hemen akla gelen soru belli tabii. Bu da bir diğer Far Cry klonu mu? Kule açmalı, işte haritası ikon dolu, yüzlerce saat süren o açık dünya oyunlardan biri mi? Hayır değil. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki değil. Oh! Daha önce Division serisinden tanıdığımız Massive, kendine güvenenleri pek de yanıltmamış diyebiliriz. Ve uzun süredir bence Ubisoft etiketiyle çıkmış olan en iyi oyunu yapmışlar. Gelin kısaca konuşalım. Şimdi bence oyunun en öne çıkan kısmı oynanış döngüsü. Bunlardan zaten trailerlarda, reklamlarda falan çokça bahsettiler ama oyuna etkisi ne ölçüde? Şimdi biz oyunda Kay Wes isimli çaylak bir haydutu oynuyoruz ve bu kız doğup büyüdüğü gezegenden hiç dışarı çıkmamış. Gittiği her gezegen onun için yeni bir deneyim, yeni bir tecrübe anlamına geliyor. Ve oyun da bunu iyi yansıtıyor aslında. Oyunun en öne çıkan kısmı bence bu. Çünkü oyunun son derece organik bir keşif sistemi var. Ne demek istiyorum organikle? Şunu. Mesela gezegenlerin haritaları ana hatlarıyla belli. Fakat içinde neler olduğunu bulmak için gidip de kule açmanız gerekmiyor. Kulelere falan tırmanmıyoruz. Motorunuza atlıyorsunuz, gidip haritayı dolaşıyorsunuz. Haritayı dolaşırken yanından geçtiğiniz önemli noktalar sizin haritanıza ekleniyor. Yani onların yanından geçmeniz, onları görmeniz falan gerekiyor. Bu da haritayı bayağı bir dolaşmanız ve araştırmanız gerektiği anlamına geliyor. Görevlerde de çok benzer bir durum var. Yan görevlerde benzer bir durum var. Oyundaki görevleri keşfetmek için mekanları dolaşmanız, işte konuşulanlara, muhabbetlere falan kulak misafiri olmanız gerekiyor. Üzerinde ünlem yanan, işte gel bak ben buradayım diyen, haritada işte işaretli görev verenler falan yok. Bu tarafı çok güzel diye düşünüyorum. Böyle olunca kendinizi çok daha fazla oyunun dünyasına kaptırmış hissediyorsunuz. Sanki oyun dünyasında dolaşarak işte yolunuzu bulmaya çalışıyormuş gibi hissediyorsunuz. Massive burada klasik Ubisoft formülünden uzaklaşarak bir kumar oynamış bile denebilir. Bence bu kumarı kazanmış. Oyundaki ilerlemeyi yani progression'ı diğerlerinden farklı kılan sistemler elbette reputation yani nüfuz diyebiliriz ve yetenek sistemleri. Oyunda 4 adet kartel var ve bunlarla aranızı iyi tutmanız gerekiyor. Hem aranızı iyi tutarsanız ödüller alıyorsunuz hem de aranızı iyi tutmazsanız bunların yönettikleri bölgelere giremiyorsunuz veya işte onlardan görev alamıyorsunuz. Ve hatta sizi gördükleri yerde indirmeye falan çalışıyorlar. Ama işin şöyle bir tarafı var. Bazı görevleri yapabilmek için veya bazı yetenekleri kazanabilmek, bazı yetenekleri elde edebilmek için bu kartel bölgelerine girmeniz ve orada işte efendim bir şey almanız, toplamanız, etmeniz falan gerekiyor. Bir noktada zorlayabiliyor. Diyorsunuz ki ben bunlarla aramı düzelteyim kardeşim. İşte o noktada kontrat görevleri devreye giriyor. Bazı efendim size görev veren yeraltı elemanları var dünyalarda. Bunların bir network var. Bunlardan girip karteller için efendim nüfuzunuzu arttırabilecek görevler alabiliyorsunuz. Bazen son anda fikir değiştirebiliyorsunuz. Aa şunda eksiğim ben. Bu karteli satayım öbürüne efendim vereyim bu işte çaldığım malı falan diyebiliyorsunuz. Böyle güzel aslında iç içe geçmiş birbirleriyle bağlantılı olarak gayet iyi örülmüş ve farklı bir akış ortaya çıkaran bir sistem var ortada. Bunu da gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Gelelim hikayeye. Hikaye çok sıra dışı değil. İşte yeraltı dünyası dedik. Yeni yetme bir haydut olarak işte büyük bir soygun yapmaya çalışıyoruz. Mecbur durumda kalıyoruz falan. Ve bizim bu oynadığımız karakterin çaylaklığı üzerine şekilleniyor oyun aslında. Öyle demek lazım. Ve bunu vermişler aslında. Verebilmişler. Etrafımızdaki dünyanın kurtlar sofrası oluşunu falan gayet güzel vermişler. Kay başlarda pek sıcak gelen bir karakter değil. Onu söylemem lazım ama oyun ilerledikçe ve hikaye açıldıkça daha bir ısınıyorsunuz karaktere. Onunla ilgili bir takım şeyler öğreniyorsunuz falan. Bunlar sizi karaktere daha bir yaklaştırıyor. Bir de yanındakiler, özellikle Nyx, çok çok sevimli tipler. Onlar da oyuna ısınmanızda büyük fayda sağlıyor diyebilirim. Oyunun
geri dönüş yok dediği son görevine kadar geldim. Yaklaşık 36-37 saat falan oynadım tahmin ediyorum. Dedim o son görevi de aceleye getirmeyeyim. İncelemeyi yaptıktan sonra oynarım dedim onu. O yüzden hikaye nasıl bitiyor, nasıl tamamlanıyor şu anda bilmiyorum ama şu noktaya kadar fena getirmediğini, iyi getirdiğini söyleyebilirim. Gelelim işin aksiyon tarafına. Aksiyon iş görüyor diyebiliriz aslında. Düşmanlarla karşılaşınca işte bam güm dalabiliyoruz. Bir tane tabancamız var. Bu tabancayı çeşitli modlar takabiliyoruz. İşte o modları geliştirebiliyoruz falan. Elektrik atabiliyor, patlayıcı atabiliyor falan gibi. Vuruş hissi de güzel, vuruş hissi de fena değil. Ama gizliliğin de bir seçenek olduğunu unutmamak lazım ve hatta gizlilikle oynanması gereken bir oyun olduğunu yer yerde söylemem lazım. Özellikle imparatorluk üslerine girmemiz gereken yerler var. Bu bölümlerde çok kısa sürede tepenize ordu binebiliyor eğer dikkatli davranmazsanız. Ki ben oyunu regular'da oynadım. 4 zorluk seviyesinin ikinci seviyesi. Daha sonra işte zorda da oynamayı düşünüyorum. Orada çok daha zorlanabilir oyuncu diye tahmin ediyorum. Bu yüzden kimseye çaktırmadan ilerlemeye alışmak lazım diye düşünüyorum. Elbette Nyx, işte yanımızdaki ufak hayvan, ne diyeyim, ufak hayvan mı diyeyim, ne diyeyim ya? Hayvan, evet, yani diyecek bir şey yok. Yanımızdaki ufak kedivari şeyimiz bu konularda çok çok yardımcı oluyor. İşte ne yapıyor? Uzaktaki kapıları açabiliyor. Düşmanın dikkatini dağıtabiliyor ve hatta sonra işte aldığımız yeteneklerde düşmanın üzerinde bomba var diyelim, onu patlatabiliyor falan gibi birçok şey var. Şöyle özetleyeyim. Gizlilikten bir Metal Gear beklememek lazım elbette. Ama fark edilmemek için elinizde yeterince malzeme olduğunu da hissediyorsunuz. O açıdan bir eksiği yok diyebilirim. Uzay savaşları var elbette, biliyorsunuz. Klasik işte, çok muhabbeti döndü işte, Starfield'la kıyaslandı falan, işte uzaya giriş çıkış sahnelerinde yükleme yok bilmem ne diye. Evet, yükleme yok ama yükleme ekranı yerine işte geminizin gittiğini izliyorsunuz. Çok farklı veya çok efendim geniş bir uzay savaşı beklememek lazım. Ama ne oluyor işte, iki tane TIE Fighter vurdum, gittim işte iki tane kargo efendim topladım bilmem ne derken araya böyle güzel bir değişiklik girmiş oluyor. Çeşitlilik olmuş oluyor. Gelelim oyunun en çok tartışılan kısımlarından birine. Downgrade var mı yok mu? Klasik işte, Ubisoft olursa downgrade kesindir falan diye böyle bir algımız var ya. Gayet bilimsel çalıştım. Oyunun ilk duyurulan hikaye trailerı vardı ya, işte bayağı K ile bir yere giriyorduk, oradan çıkıyorduk, kaçıyorduk, ediyorduk bilmem ne falan. Oranın aynısını yan tarafta açtım. Aynı bölümü oynadım. İkisini kıyasladım. Herhangi bir downgrade'e rastlamadım. Hatta belki şu anki hali bir tık daha iyi bile gözüküyor diyebilirim. Oyunu bütün ayarlar ultra seviyede oynadım. İşte frame generation falan kullanarak 120 FPS'yi falan açtım. Takılma falan hiç yaşamadım. Düşük ya da orta sistemlerde nasıl performans verir bilmiyorum. O konuda bir fikrim yok açıkçası. Ama benim deneyimim kusursuz oldu. Grafikler genel olarak muhteşem. Işıklandırma çok çok güzel. İşte o çok konuşulan bir patlama efekti vardı. Yine o aynı sahnede dikkat ettim. Evet, patlama efekti hala sırıtıyor ama oyunun içinde ya bu nedir kardeşim dediğim anlara rastlamadım. Benim deneyimim çok çok iyi oldu oyunla ilgili. Sesler falan da çok iyi işte. Sunum olarak 10 üzerinden 9 verebileceğim bir oyun. O bir puanı nereden kırdığımı da birazdan söyleyeceğim. Peki oyunun eksikleri yok mu? Elbette var. Mesela bazıları için bu klasik Ubisoft formülü dediğimiz formülden uzaklaşılmış olması bir sorun yaratabilir, bir problem olabilir diye düşünüyorum. O formüle aşina olan, o formüle çok alışmış olanlar akışa kendini baştan böyle bir kaptıramayabilirler gibi geliyor bana. Bir de klasik Ubisoft dedik madem, işte o bir puanı nereden kırdığımı söyleyeyim sunumdaki. Yüz animasyonları klasik Ubisoft oyunlarında olduğu gibi gerçekten çok çok kötü maalesef. Ara sahneler var. O ara sahnelerde biraz daha iyi. Oralarda hani yiyorsunuz ama işte görev aldım verdim falan gibi oyun içindeki bölümlerde gerçekten çok sırıtıyor. Ve Ubisoft'un bu işi artık bir dur demesi lazım. Bu işi bir çözmesi lazım artık diye düşünüyorum. Oyunlarının ciddi şekilde etkisini azaltıyor. Onun dışında oynanışla ilgili yer yer bir hamlık var diyebiliriz. İşte oraya gittim, buraya geldim, şuraya tırmandım falan tarzı oynanış anlarında ben buraya çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım diye böyle bir soru işaretine kapıldığınız zamanlar olabiliyor. Bazen geometriye falan takılabiliyorsunuz. Orada bir buglar var yani. Yamayla düzeltilmeyecek şeyler değil gibi geliyor bana ama onların olduğunu, burada bulunduğunu söylemem lazım. Onun dışında kapı açma, işte bu kilit açma falan mekanikleri,
oyunun sonuna doğru iyice tekrarı düşüyor. Belki biraz çeşitlendirilebilirdi. 2-3 tarz oyun olabilirdi. Onları söyleyebilirim. Bir de oyunda bazı böyle büyük scripted görevler var. Nasıl görevler bunlar diyecek olursak, hani Spider-Man'i falan düşünün, orada işte ara ara böyle büyük sahneler olur ya, ona benzer şeyler yapmaya çalışmışlar ama o etkiyi yakalayamamışlar. Onlar ortalama kalmış. Maalesef Spider-Man seviyesinde değiller. Gelelim son sözlere. Bu bir klasik Ubisoft açık dünya oyunu mu? Değil. Birçok oyundan esinlenen ama anlattığı hikayenin gerektirdiği şeyleri yapan bir oyun Outlaws. Nedir oyunlar? Mesela işte biraz Uncharted var, biraz Red Dead var, biraz Assassin's Creed var. Var evet, ama kendi ihtiyacı olan kısımlarını alıp yamamış gibi durmuyor bu oyun. Yani öyle kuş mekaniği yaptım, işte aa var elimizde, burada da işte kuş uçsun, buraya da koyalım veya ne bileyim işte kule de açsınlar falan gibi şeyler yok. Bu benim için bir artı. Peki oyunu önerir miyim? Eğer hikaye odaklı, açık dünya aksiyon macera oyunlarını seviyorsanız ve her oynadığınız bu tarz oyundan bir Red Dead Redemption beklentiniz yoksa kesinlikle öneririm. Zaten Star Wars seviyorsanız da kaçırmazsınız diye tahmin ediyorum. 10 üzerinden 8 verebileceğim bir oyun olmuş Outlaws. Kesinlikle kusursuz değil, fakat Mos Eisley kantinada dolaşıyor olma hissini veren de başka hiçbir oyun yok piyasada. Evet, Star Wars Outlaws izlenimlerim bu şekilde. Oyunu oynadıktan sonra bu videoyu izlerseniz, izleyenler olursa lütfen siz de yorumlarınızı paylaşın bizimle. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Görüşürüz.